Sesler, hepinize merhaba. Şu an okuldayım, öğrenci merkezindeyim. Durun size bir etraf göstereyim. Gerçi geçen videoda göstermiştim. Burası birkaç saate felaket de olacak, o yüzden sabah erkenden geldim. Sizinle görüşmemizi yapalım, ondan sonra gideyim kütüphaneye ders çalışayım. Bugünkü derse girmeyeceğim çünkü. Herkes hoş geldi. Bu hafta Erasmus'u anlatıyoruz sonunda. Erasmus iki şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bir stadi oluyor, bir de staj oluyor. Benim bölümümde yani tıpta stadi yapmak pek mümkün değil. Çünkü müfredatlar hiç tutmuyor. Türkiye içinde bile tutmuyorken yurt dışıyla tutturmak zor. O yüzden genelde millet sınıfta kalıyor falan filan, pek tercih edilmiyor. O yüzden ben size şimdi stajı anlatacağım. Bugün de bir cildim güzelmiş yani. Size süreçten bahsedeyim ve kendi yaptığım manifestleri defterimden göstereyim. O zamana kadar çok fazla work and travel hayal ediyordum. Ediyordum. Ta ki dolar 18 olana kadar. Ondan sonra ben bu senenin başında bir defter aldım, bir ajanda. Ve yıllık hedeflerimde bakın ne yazıyor. Yazın Erasmus stajı yapılacak yazıyor. Seneye ben bu şekilde başladım. Ondan sonra defterimin her tarafına Erasmus stajı yap. Erasmus stajına seçildim. Çok mutluyum. Erasmus kesinleşti. Staj yeri bulmam lazım. İngilizce sınavını geçtim. CV hazırladım falan filan. Her tarafa yazmışım. Manifestler yapmışım. Çok etkili bir yöntem. Bence siz de yapın. İşe yarıyor. Yaptım. Başta work and travel düşünüyordum. Fiyatların inanılmaz artması sebebiyle dedim ki hibeli bir şeye gideyim. Ondan sonra okulda bize bir Erasmus sunumu yaptılar. Erasmus'la tıpta nasıl staj yapabileceğimizi söylediler. Ve bu stajı yazın yapıyorsunuz. Yani okulunuzdan hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Ne bir gün ne bir şey. Tarihler cuk diye oturuyor. Ben dedim hadi başvurayım. Başvurdum abi. Sınavın zamanını kaçırmışım ben. Ama aslında kaçırmamışım da. Sınav ertelenmiş. Ben normal tarihi kaçırdım. Ertelenmiş tarihi öğrendim. Ertelenmiş tarihteki sınava girdim. Son dakika girdim. Her şey inanılmaz şansa denk geldi. Sınavda benim daha önce girdiğim hazırlık sınavındaki sorular soruldu. Ve ben inanılmaz yüksek yaptım. Ayaklarım bağlandı. Dövüldüm. 6 yıl kilitlendim. Hayvanat bahçesinden getirdiği bir maymunla yaşadım. Maymun bana aşık oldu. Sonra kocam maymunu bile kıskandı. Ve benim transkriptim de seçmeli dersler dolayısıyla tamamen şansa bu da. 3.75 geldi ortalamam. Puanlarım çok fazla olunca Erasmus'a direkt seçildim. Kendime de güzel bir staj yeri buldum ve gittim. Şimdi baştan detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yapmanız gereken size vereceğim tavsiyelere. Öncelikle dediğim gibi başvuruyorsunuz. Başvururken transkript ve öğrenci belgesi falan istiyor. Boş boş belgeler yani, bunları çok rahat toplarsınız. Bir sene okumanız gerekiyor. Yani elinizde bir transkriptinizin olması lazım. Bunu Erasmus ofisinize sorabilirsiniz. Her okulun Erasmus ofisi var zaten. Üniversitenin adı, yanına Erasmus koyun ve Google'layın, çıkıyor her şey. Sizi bir İngilizce sınavına sokuyorlar. En az B1 olmanız gerekiyor. Sınavda ne kadar yüksek puan alırsınız o kadar iyi. %50 bu sınav baz alınıyor. %50 de sizin ortalamanız baz alıyor ve ona göre bir... Bana niye gülmedin? Ona göre bir Erasmus puanı oluşturuluyor. Erasmus puanı ile bir liste veriliyor. Her bölümün üniversitede belli kontenjanları oluyor. Ama mesela tıpın kontenjanı doldu diyelim. Radyoloji bölümünün kontenjanı dolmadı. Siz de radyoloji bölümündeki herkesten çok daha yüksek puan yaptınız. Radyolojinin kontenjanına girebiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Böyle bir şansınız var. Asil ve yedek liste oluşturuluyor. Ona göre hibe veriliyor. Hibesiz de gidebiliyorsunuz ama kimse tercih etmiyor. Bu hibe listeleri açıklandıktan sonra mesela bizim okulda ben asil listeye girdim önce. Tıpların kontenjanı dolmasına rağmen başka bölümün kontenjanına girdim. Stajyeri aramaya başlıyorsunuz. Stajyeri ararken de yapmanız gereken şeyi şimdi size örnekleyeceğim. Google'a girdim abi. Hangi şehri istiyorsanız, Avrupa'da hangi ülkeyi istiyorsanız oranın üniversitelerinin web sitelerine gireceksiniz. Diyelim Barcelona'da staj yapmak istiyorsunuz. Barcelona Üniversitesi yazdınız, sitesine girdiniz. Research diye bir kısım var burada, ona tıkladınız. Karşınıza envai çeşit laboratuvar, ekip çıkıyor. Ve bu ekipler farklı farklı konuları çalışıyorlar. Mesela lösemi var burada. Lösemi'nin biyolojisini inceleyen bir kurum var. Ekonomi var veya işletmeyle alakalı bir şey var. Hemşirelikle alakalı bir araştırma grubu var. Bölümünüzle hangisi alakalıysa ve hangisine ilginiz varsa spesifikleşiyorsunuz. Tercihinizi özelleştiriyorsunuz. Lösemi'ye girdim.
lösemi ile ilgili araştırma yapmak istiyorum. Barcelona Üniversitesi'nin lösemi araştırması ile ilgili olan bir kurumunun web sitesine yönlendiriyor size. Bu web sitesinde yaklaşık 20-30 tane ben şu an laboratuvar görebiliyorum. Her bir laboratuvarın belli başkanları var. Sizi bu laboratuvarların ekip liderleri bilgilendiriyor, group leader. Her laboratuvarın konusu farklı. Bir tanesi kanserin epigenetiğine bakıyor, bir tanesi genetiğine bakıyor, bir tanesi kromatine bilmem nesine bakıyor. Hangisi sizin en çok ilginizi çekiyorsa laboratuvara girin. Mesela kanser genetik diyor. Ben buna girdim. Grup lideri ismi yazıyor. Mail adresi var. Bu laboratuvarın hangi konu hakkında çalıştığı yazıyor yani burada. Bu ekipten hangi makaleler çıkmış bunları görebiliyorsunuz. Sizin yapmanız gereken başvuracağınız yerler hakkında çok detaylı bir araştırma yapmak. Çok da detaylı değil aslında. Yani en azından bir fikir sahibi olmak. Çünkü bunlara tek tek motivasyon mektubu yazacaksınız. Atıyorum bu grup liderinin ben e-mailini aldım ve mail yazıyorum şu an. Önce CV'mi yollamam lazım, bir motivasyon mektubu yollamam lazım, transkriptinizi yollayabilirsiniz, dil yeterlilik belgesini yollayın. Bu size girdiğiniz İngilizce sınavından sonra verilecektir. Avrupa içindeki laboratuvarlarda zaten genelde İngilizce konuşuluyor çünkü çok milletli oluyor. Mesela benim gittiğim laboratuvarda Brezilyalısı da vardı, Polonyalısı da, Fransızı da, Türkü de vardı. İngilizce konuşuluyor ve oranın yerel dilini bilmek zorunda değilsiniz genelde. İngilizce bir şekilde mailinizi yazıyorsunuz, bilim dili İngilizce çünkü. Bu mail yazma işi için bölümünüzün Erasmus koordinatörüne danışın. Ben öyle yaptım. Öykü hocam bana çok yardımcı oldu, sağ olsun. Böyle bir mail yazıyorsunuz. Mail dili önemli. Akademik dil önemli. Her ismin hitap ettiğinde unvanını da hitap etmeniz lazım. Profesörse profesör, doktorsa doktor. Saygı çok önemli burada. Motivasyon mektubu yazarken dikkat etmeniz gereken şey gerçekten çok istekli olduğunuzu ve kesinlikle maddi bir beklenti içinde olmadığınızı, bunu gönüllü olarak ve deneyim kazanmak amacıyla yaptığınızı belirtmeniz gerekiyor. İnternetten motivasyon mektubu örneklerine bakabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Onları değiştire değiştire sürekli farklı farklı yolladım. Kendinizi tanıtıyorsunuz. Erasmus'u kazandığınızdan bahsediyorsunuz. Sosyal olarak kendiniz biraz tanıtabilirsiniz. Tabii çok uzun tutmayın. Demeniz gerekenler şunlar. Sizin laboratuvarda çalıştığınız bu konuyu gerçekten çok beğendim ve kendime çok uygun gördüm. Bu konuda araştırma yapmak için çok hevesliyim. Motiveyim. Tamamen bu alanda bir deneyim kazanmak istiyorum. Avrupa'yı bu şekilde görmek istiyorum diyebilirsiniz. Motivasyonunuzu, iyi niyetinizi içtenlikle belirtirseniz ve aynı zamanda saygı çerçevesi içinde, yani akademik dil içinde, eminim ki size geri dönüş yapılacaktır. Diğer husus ise CV. Üniversite öğrencisi CV'sine ne yazabilir ki yani, max değil mi? Mesela ben Udemy, Coursera, bu tarz kurs siteleri var. Bu kurs sitelerine girip buralardan ücretsiz bir şekilde sertifika alabilirsiniz. Ben özellikle kanserle alakalı laboratuvarlara başvurduğum için başvurmadan önce kanserle alakalı eğitimler aldım ve birkaç tane kendime sertifika kattım. CV'me yazdım ve CV'm dolu gözüktü. CV'nizde yazan şeyle alakalı bölüme başvurunca hani hoca da diyor ki bak bu çocuk gerçekten hevesli, çok motive ve istiyor bu bölümde ilerlemeyi. 5 adım öne geçiyor seni yani. Profesörlere, bu doktorlara mesela şey yazabilirsiniz. İşte şu makalenizi çok beğendim, çok etkilendim. Ben de bu alanda devam etmek istiyorum. Bana bir şans tanırsanız çok sevinirim. Örneklerini internette de bulabilirsiniz. Dediğim gibi hocalardan yararlanın. Çünkü hocaların İngilizcesi, akademik dili çok daha iyi. Erasmus yeri seçmek konusunda tamamen özgürsünüz. Nerede staj yeri bulursunuz oraya gidiyorsunuz yani. Ama size önerim, çok büyük şehirleri seçmeyin. Paris'tir, Barcelona'dır. Çünkü buralar pahalı. Konut fiyatları inanılmaz pahalı. Bizim okul mesela aylık 600 euro veriyor. Her okula göre değişiyor olabilir, bilmiyorum. Onu bir hesaplayın. Seçmeden önce oradaki konut fiyatlarına bakın ve ona göre seçin. Ben Nantes diye bir yerde kaldım. Aslında Nantes çok bilinmeyen bir şehir ama konut fiyatları yüksekti. Ona rağmen işte kedi bakıcılığı karşılığında ben ucuza kaldım. Anlatmıştım daha önce, o videoya da ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bir sürü araştırma laboratuvarına veya özel kliniklere yazabilirsiniz veya özel işletmelere, iş yerlerine yazabilirsiniz. Devlete, üniversitelere bağlı kurumlara yazabilirsiniz. Özel kliniklere de yazdım ben. Pek bir şey çıkmadı ama gidebilirdim eğer çıksaydı. Öyle bir imkanınız var. İlla üniversite olmak zorunda değil. Mesela bizim okulda paralı bir şekilde staj bile bulan vardı. Bölümünüzle alakalı. Bu sadece tıpta olan da bir şey değil. Dediğim gibi ekonomi, işletme okuyarak da yapabilirsiniz bunu. Mühendislik okuyarak da. Kendinize fırsat yaratın. Google üzerinden bu yerleri araştırın. Onun dışında CV hazırlamak için Europass
Kesinlikle bunu kullanın. En geçerli CV hazırlama sitesi ve ücretsiz, diğerlerinin hepsi paralı. Motivasyon mektubunda kendiniz Word üzerine yazıyorsunuz. Bir de Erasmus stajı bulmak için Erasmus Intern diye bir site var. Benim açıkçası hiçbir işime yaramadı yani. Hiçbir bilgi yok sitede. Sadece bir mail adresi var, oraya yazıyorsunuz ama ben çok yararlı bulmadım. Önerenler var, önermeyenler var, bulunsun. Bayağı yere yazıyorsunuz. Mesela 100 tane yere yazan bile var ve 100 tane yerden bir yanıt falan alanı var. Bende durum öyle olmadı. CV'm doluydu. Motivasyon mektubumu gerçekten çok güzel yazdım. Ve ben 30-35 yere yazdım ve 2 tanesinden direkt onay aldım ve birçoğundan da dönüt aldım. Çoğu bana dedi ki yaz aylarında tatilde olacağım. O yüzden başında duracak birisi yok. Laboratuvar bomboş. Tek başına oyun mu oynayacaksın orada dediler. Ama bu beni kabul eden yerlerde kendileri evet tatilde yine ama orada çalışmaya devam edecek olan doktora öğrencilerine pasladılar beni. Beni mesela bir doktora öğrencisi eğitti. Kendisi izliyorsa Matilt, selamlar ona. O eğitti, başında oturdu. Olumsuz dönüt aldığınızda veya hiçbir dönüt almadığınızda umutsuzluğa kapılmayın. İllaki çıkıyor. Gerçekten illaki bir yerden bir şey çıkıyor. Ben Kasım gibi Erasmus'a başvurdum. Aralık'ta sınavına girdim. Ve Mart'ın sonuna kadar süremiz vardı stajyeri bulmak için. Atıyorum biri size olumlu dönüt verdi, tamam mı? Sizi bir video konferansa çağırıyor. Onlarla videolu görüşme yapıyorsunuz. Kasılacak bir şey yok. Zaten kimse sizden böyle akademik anlamda inanılmaz zeki şöyle böyle bir şey beklemiyor. Erasmus öğrencisisin, üniversite okuyorsun, bir nevi gezmeye gidiyorsun aslında. Onlar da bunun farkında. Kasmayın kendinizi hiç ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Eğer bir şeyi kafanıza koyarsanız gerçekten imkansız diye bir şey yok. Kendinize böyle manifestler yapın. Başta hiç inanmıyordum. Sınavı bile kaçırmışım. O kadar her şey tesadüfe, şansa denk geldi ki yani. Çok kolay bir şey değil. Sınıf arkadaşlarım akşamlara kadar kütüphanede ders çalışırken ben orada harıl harıl mektup yazıyordum. Aşırı kolay bir şey beklemeyin ama imkansız da değil. Gerçekten isterseniz yaparsınız. Bence her öğrencinin yapması gereken bir şey. Zengin olmanıza gerek yok. Benim de zaten kendi cebimden öyle pek bir şey çıkmadı. Bir hibe bana güzel yetti. Aklamayı uyguna getirdiğim için. Şimdi siz diyelim bir yerden onay aldınız. Onay kabul mektubu yani acceptance letter denen bir belgeyle geliyor. Bu belgeyi okulunuza sunmak zorundasınız gidebilmek için. Ve eğer bunu Kasım Aralık'tan önce yani Erasmus'a başvurmadan önce edinirseniz Erasmus'a direkt artı 10 puanla avantajlı bir şekilde başlıyorsunuz. Asil liste yani gidecekler listesine, hibe alacaklar listesine çok rahat bir şekilde girebilirsiniz bu şekilde. Ben öyle yapmadım. Bilmiyordum çünkü o zamanlar. Yapmak da zorunlu değil. Zaten sadece bir artı veriyor. Diyelim onay aldınız. Ondan sonra Learning Agreement denen bir belge var. Bunun taslağı tamamen okul tarafından size veriliyor. Ve siz sadece bunu sizi kabul eden kuruma yolluyorsunuz. Onlar dolduruyor. Bunun içinde neler yer alıyor? Staj konunuz yer alıyor. Süre bilmem ne yer alıyor. Öyle bir şey. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz yani. Sadece imzalattırıyorsunuz millete. Acceptance letter da siz yazmıyorsunuz zaten. Bunları sunduktan sonra okulunuzun Erasmus ofisi size bir vize mektubu veriyor. Bu vize mektubu sizin direkt olarak vize almanızı sağlıyor. Bir kere vize ücreti ödemiyoruz. Erasmus öğrencileri olarak bunu sakın unutmayın. Normalde 80 euroluk bir vize ücreti var Schengen'de. Bunu ödemiyorsunuz. Bana direkt 3 aylık vize çıktı. Şu an kimseye vize çıkmıyor. Millete 3-5 günlük çıkıyor veya direkt red diyorlar. Ve Erasmus sayesinde anında vize alabiliyorsunuz yani. O mükemmel bir şey. Kendinize eğer çıkarmadıysanız bir an önce pasaport çıkartın. Çünkü şu sıralar çok büyük yoğunluk var. Millete 1,5-2 ayda çıkıyor. Bence çıkarın, lazım olur. Zaten harç bedeli falan ödemiyorsunuz. Öğrenciler sadece defter bedeli ödüyor. Bunun dışında sigorta yaptırmanız gerekiyor. Health, liability ve accident sigortaları. Bunlar da sizin staj yerinde sebebiyet verebileceğiniz kazalar. Mesela herhangi bir karışım, bir iksir dökersiniz. İksirin olursa büyü yapıyorum. Bunları kapsıyor. Ben orada şu kadarcık antikor kullanıyorum ve bunlar 1000 euro falan yani. Şu kadarcık ya. Bunu döksem var ya ben ödeyemem. Böbreğimi satsam ödeyemem. O yüzden sigorta yaptığın arkadaşlar zorunlu bir şey zaten. Okulunuza nerede kalacağınıza dair bir adres bilgisi vermeniz gerekiyor. Uçak biletinizi vermeniz gerekiyor. Gitmeden önceki son gün bile verseniz oluyor, hiç fark etmez. Bir tane euro hesabı açıyorsunuz ve hesap cüzdanınızı, IBAN'ınızı okula veriyorsunuz. Onlar da hibenizi oraya yatırıyor. Hibenizi yatırmadan önce bir grant agreement denen hibe sözleşmesi imzalıyorsunuz. OLS diye bir şey var. O da bomboş bir şey. Okulunuz zaten size anlatır bunları. İşin kısası hepsi kolay şeyler. Yani hiçbir şeyi zaten siz doldurmuyorsunuz. Learning agreement onlar dolduruyor. Acceptance o veriyor falan. Siz sadece bunu bana imzalar mısınız diyorsunuz.
taratıyorsun ve maille yolluyorsun. Gidip okulunda rektöre imzalattırıyorsun falan filan. Bir diğer konu ise hibe. Vizeniz çıktıktan sonra yatıyor. Yani bizim okulda böyleydi. Hibenizin öncelikle %80'i yatıyor. Erasmus'tan başarılı bir şekilde döndüğünüzde kalan %20'si yatıyor. Bir tık sıkıntı çünkü vize almak bir tık masraflı olabiliyor. Uçak bileti görmeleri gerekiyor. Otel rezervasyonu veya kalacak yer bilgisi görmeleri gerekiyor. Vizeyle alakalı şu an pek bir şey bahsedemeyeceğim. Video çok uzamazsın. Ama vizeyle alakalı sorunuz olursa zaten internette her şey yazıyor. Dediğim gibi sizin hiç endişe etmenize gerek yok. Mesela benim banka hesabımda çok para yoktu. Daha ayarlamamıştım ben kalacak yerimi. Benim otel rezervasyonum banka hesabımdaki para artı Erasmus hibemden de fazla tutuyordu. Senin paran yetmiyor ki nasıl kalacaksın bu otelde? Ama Erasmus öğrencisi olduğum için hiç böyle şeylere takılmıyorlar. Direkt vizenizi veriyorlar. Bir de gitmeden önce kendinize Erasmus kart çıkartın ve Isaac kart çıkartın. İndirimler sağlayabilirsiniz birçok yerden. Ve kalacak yer. Eğer Fransa'da Erasmus yapıyorsanız Room Lala. Bu siteye bakın, Airbnb'ye bakın. Bizde mesela sahibinden.com falan vardır ya, işte Fransa'da, İspanya'da da bu tarz yerel siteler var. Buralarda daha uyguna, benim bulduğum gibi kedi bakmalı, köpek bakmalı ilanlar oluyor. Bunlara bakın, güzel araştırın gidecekseniz. Herhangi bir sorunuz olursa yine aşağıya yazın bana. Erasmus'un olayı işe girişebilmek, başlayabilmek. Eğer başlarsanız devam gelir. Bu süreçte çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. İngilizceniz inanılmaz gelişiyor. Akademik dili öğreniyorsunuz. CV'yi kasıyorsunuz. Erasmus'un faydalarını say say bitmez zaten. Kesinlikle yapın. Öneriyorum. Benim bahsettiğim stajdı arkadaşlar. Stadyi bilmiyorum çünkü benim bölümümde yok. Ama eğer mühendislik, işletme, ekonomi, tıp dışında herhangi bir bölümseniz çok yüksek ihtimalle yapabiliyorsunuzdur. Mutlaka okulunuzun anlaşmalı olduğu üniversitelere, okullara bakın. Oralardan fırsat bulmanız daha kolaylaşacaktır. Aynı zamanda staj için de buna bakabilirsiniz. Türkiye'deki üniversiteler Avrupa'daki okullarla da staj anlaşması yapabiliyor. O yüzden hiç telaşlara kalmadan direkt bir şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bizim okulun İtalya ile bir anlaşması vardı. Çok araştırmadım. Büyük ihtimalle daha kolay ayarlayabilirdim onu. Benim gönlüm Fransa'dan yanaydı. Hayal ettiğim gibi de oldu. Bu arada bana iki yerden onay geldi. Bir Marsilya'dan, bir de Nant'tan. Marsilya'daki dedi ki ben tatilde olacağım bir ay. Yeniden konuşuruz falan dedi. Biz konuşmaya kalmadan ben başka bir yerden daha onay aldım ve onları kabul ettim. Gittiğim yerin zaten web sitesini falan incelediğimde bana çok sıcak geldi ve anında dedim ki burası bak kesin olacak yani. Bunlar bana olumlu dönecek dedim. Öyle de oldu çünkü çok genç bir ekipti. Böyle eğlenceli fotoğrafları falan vardı. Dedim bunlar beni kabul eder. Motivasyon mektubuma da şey yazdım. Web sitenizi inceledim ve sizin gibi renkli ve eğlenceli bir ekiple çalışmayı gerçekten çok istiyorum gibi bir şey yazdım. Ve bilmiyorum içime böyle bir his doğdu ki o yazım çok etkili oldu. Son bir şey söyleyeceğim. Fransa'ya gidiyorsanız diğer ülkeleri bilmiyorum ama 44 gün ve üstü staj bakın, tamam mı? Benim okulum 2 aylık destekliyordu ama siz 3 aylık staj buldunuz. Okul diyor ki tamam git, para kalırsa sana yollarız. Eğer Fransa'ya gidiyorsanız 44 günün üstünde 3 ay ayarlayın, 2,5 ay ayarlayın. Çünkü Fransa hükümeti 44 gün üstü çalışan stajyerlere hükümet kendisi ek olarak para veriyor. Ben bunu bilmiyordum ve benim stajım tam olarak 44 gündü. Bir günle kaçırdım. Aylık 700 euro verecekti. Tıp öğrencilerine 700 euro veriyormuş aylık. Diğer bölümleri de 500-600 civarı. Fransa'ya gidiyorsanız dediğim gibi 3 ay yapın stajınızı. Okulunuz 2 hafta kaçsın. Hiç sıkıntı değil, halledersiniz onu. Okulunuz bittiği gibi direkt gidersiniz. Tarihleri ayarlarsınız. Ben size gazı veriyorum. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen aşağıya yazın. Beğenip abone olursanız da haftaya YKS videosuyla görüşmek üzere. Bay bay.